Kayseri Sanayi Odası Kasım ayı olan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Asgari ücretin kesinlikle enflasyonun üzerinde olması gerektiğini belirten Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, işveren üzerindeki asgari ücretten alınan vergilerin de kaldırılmasını istedi. Küresel olarak ekonomide ciddi değişiklikler var. Bütün dünyada piyasalarda enflasyon kaygıları olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün enflasyon artmaya devam ediyor. TL'deki dalgalanma, üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasında makasın giderek açılması, ham madde teminindeki ve maliyetindeki sıkıntılar, konteyner fiyatlarında ve genel olarak navlun fiyatındaki artışlar, tüm dünyada olduğu gibi bizde de artan enerji maliyetleri bizim ileriye yönelik plan yapmamızı maalesef engelliyor. Tabii aynı zamanda da sabit gelirlerinde alım gücünü azaltıyor. Özellikle kurdaki yüksek oynaklık reel sektörün yatırım ihtiyacını, iştahını da azaltma ihtimali olduğunu görebiliyoruz. Sürdürülebilir büyüme beklentilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Ekim ayında beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon rakamları sonraki aylarda fiyat artışlarının da devam edeceğini gösteriyor. Bizim için en önemli şey istikrar. Sanayici önünü görmek istiyor. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız. Temennimiz halen düşmekte olan faizlerin ve enflasyonun düşmeye devam etmesi, finansal istikrarın tesis edileceği ortama kısa sürede kavuşmaktır. Sayın Valim, sanayicilerimiz maliyetlerdeki tüm artışlara ve zorluklara rağmen üretime ve ihracata devam ediyor. Ülke olarak dönem dönem çeşitli zorluklar yaşasak da hepsinin çok şükür üstünden gelmeyi başardık. İnşallah sizlerin de desteğiyle bu süreci en az hasarla atlatarak ekonomimizi düzlüğe çıkaracağımıza inanıyoruz. Ülke olarak da bu potansiyele sahibiz. Başkanım asgari ücretten bahsetti. İzniniz olursa ben mevcut asgari ücretin ve maliyetin, işveren maliyetini göstermek istiyorum. Burada net asgari ücret, işçinin eline geçen asgari ücret 2825 lira 90 kuruş. İşverene maliyeti ise 4203 lira 56 kuruş. Biliyorsunuz bunun üzerindeki gelir vergisi normalde 546 lira. Bunun 187 lirası gelir vergisi, 268 lirası da bekar bir kişi için asgari geçim indirimi olarak çalışana veriliyor. Bir üçüncü slaytı da alabilir miyim? Bu değil. Evet, bu. Şimdi seçilmiş OECD ve Avrupa Birliği ülkelerinde 100 birim net ücretin işverene maliyeti, yani ortalama ücret kazanan, evli, tek çalışan, iki çocuklu bireyin vergi ve prim tazminat yükleri olarak en yüksek 100 birim olduğunda 161.7 birimle bütün ülkelerin önündeyiz. Yani işveren burada daha çok vergi ve prim tazminat ödüyor. İşte ikinci sırada Almanya var, üçte Macaristan var. Aşağıya doğru gidiyor. Bir de şimdi ikinciyi alalım. Bir de tazminatları eklediğimizde, bir öncekinde tazminat yoktu herhalde, arkadaşlar yanlışlıkla yazdı. Tazminatları eklediğimizde 100 birim yerine 179.1 birime çıkıyor Türkiye'den. Şunu demek istiyoruz. Kesinlikle bizim çalışanlarımızın mutlu olmadığı bir ülkede hiçbir işverenin mutlu olma şansı yok. Ve Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına sonuna kadar hak veriyoruz.
İnşallah da yarın ayın 1 Aralık'ta başlayacak görüşmeler çok kısa sürede de bitebileceğine inanıyoruz. Enflasyonun kesinlikle üzerinde bir asgari ücret olması gerekir. Ama başkanım söyledi, çeşitli zorluklar yaşıyoruz. Halen globalden gelen birçok da risk üzerimizde. Tüm çalışanlar için aslında asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılması işverene destek açısından çok önemli. Bir de tabii asgari ücret alanların dışında asgari ücretin üzerinde ücret alanlar da var. Vergi dilimleri eskisi gibi kalırsa ciddi şekilde ikinci ayda vergi dilimini dolduranlar var. Vergi dilimleri artınca işverene maliyetleri artıyor. Mutlak surette vergi dilimlerinin yükseltilmesi gerekiyor. Aynı zamanda asgari ücrete verilen daha önce 2018'deydi değil mi başkanım? 100 TL asgari ücret desteği veriliyordu kişi başına. 50 TL'de ilave bir destek var. Başkanım. O %5'lik vardı bizde yok. Daha sonra bu 75 TL'ye düşürüldü. Oransal olarak baktığımızda 2018'de asgari ücretin %6.1'i destek olarak verilirken geçtiğimiz yıl bu 2.1. Tabii işveren geçtiğimiz yıl hem devlet için hem millet için bütün dünya için zor bir yıldı. Herkes dayandı, bir şekilde bunu karşılamaya çalıştı.